Türk mühendis ve teknisyenlerin tasarlayıp ürettiği insansız hava aracı göreve başladı. 12 insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. 30 saat havada kalıyor, 10 bin metre yükseklikten görüntü çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail yapımı Heronların ardından artık yeni bir insansız hava aracı var. Milli insansız hava aracı Bayraktar, TSK'nın envanterine girdi. Sistem tamamen Türk mühendis ve teknisyenlerin emeğiyle ortaya çıkmış. Tüm Ar-Ge aşamaları milli olarak geliştirilmiş ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın tüm yazılımlarıyla, elektronik aksamıyla özgün olarak geliştirilmiş bir sistem ki bu da bizi, ülkemizi bu teknolojide hem bağımsız kılıyor hem de ülkemizi ileriye taşıyacak bir adım oluyor. 12 uçak orduya teslim edildi. Teslimat öncesi Bayraktar Deniz Kurdu tatbikatında ilk resmi görevine çıktı. NTV de Mayıs'ta gerçekleşen o test uçuşuna katıldı. Uçak 150 kilometre uzaktan canlı görüntü aktardı. Kaç kilometre öteye kadar kontrol edebiliyorsun? Bu istasyondan 150 kilometre ileri antene devredecek olsa o şekilde devam edebiliyor. 150-150 diye devam edebiliyor. Hedefi olan mesafesi de 7500 metre civarında. Şu an gündüz kamerasını görüyorsunuz. Termal kameraya geçersek ısı gören kamera, yani gece ve gündüz rahatlıkla her hava koşulunda rahatlıkla görev yapabiliyor. Şu anda uçakla aramızda yaklaşık 2-3 kilometre mesafe var ama ben gözümle uçağın nerede olduğunu göremiyorum, sesini de duyamıyorum ama uçak beni görüyor mu? İşte onun yanıtında birazdan yer kontrol istasyonundaki görüntüden göreceğiz. Ben şimdi elimi sallıyorum. Tahminimce uçak beni şu anda yaklaşık 2-3 kilometrelik mesafeden görüyor olması lazım ama bu mesafeden insan gözüyle uçağı tespit etmek çok zor. Zaten bu bir casus uçak. Yerden bakıldığında görülmemesi, duyulmaması da lazım. 10 Heron'la beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki insansız uçak sayısı 22'ye yükseldi.